Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Geldik 10. sınıf müfredatımızın son konusu olan felsefi okuma ve yazma konusuna. Felsefi okuma ve yazma konusu felsefede okuma ve eleştiri yapmak için önemli bir konudur. Hazırsak hemen başlıyoruz. Bakalım felsefi okuma ve yazma konusunda neleri öğreneceğiz arkadaşlar? Felsefi metin analizi nasıl yapılırı öğreneceğiz. Bunun için sizlere öneriler hazırladım. Önerilerimizi inceleyeceğiz. Sonrasında alternatif görüşü nasıl geliştirebiliriz bu metinlere karşı, bunlara bakacağız. Sonrasında felsefi bir deneme nasıl yazılır? Felsefi deneme yazma aşamalarımız nelerdir? Teker teker bunları inceleyeceğiz, bakacağız. En son olarak da felsefi akıl yürütme becerilerini acaba diğer alanlarda nasıl kullanabiliriz? Akıl yürütme ile ilgili terimlerimiz nelerdir? Bunlara hep beraber bakacağız. Hemen başlayalım. Felsefi bir metin analizi yaparken acaba neler gelişiyor, neler oluyor? Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Metin nedir? Metin bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan anlamlı bir aslında yazıdır arkadaşlar. Biz buna metin diyoruz. Peki felsefi metin nedir? Felsefi metin, hemen burada tanımını verdim arkadaşlar. Filozofun felsefi bir problem üzerine geliştirdiği görüşleri doğrultusunda oluşan metinler olarak karşımıza çıkar. Bu metinler okuyucunun düşünmesini ve sorgulamasını sağlar. Tabii ki de biz ne yapıyoruz? Felsefi metni okurken hem düşünüyoruz, hem sorguluyoruz, hem eleştiriyoruz, hem anlamaya çabalıyoruz. Anlamlandırma çabası içinde oluyoruz. Burayı biz felsefi metin olarak adlandırıyoruz. Felsefi metinler bizi en çok ne yapıyor arkadaşlar? Düşünerek zorluyor ve sorgulamaya ne yapıyorlar? Bizi davet ediyorlar. Gelin diyorlar, biz bu metini okurken filozoflarımız aslında burada ne demek istemiş, ne anlatmak istemiş, bunu sorgulayalım. Bu nedenle etkin biçimlerde de okunması gerekir felsefi metinlerin, bunu kesinlikle unutmayın. Metnin örgüsündeki temel anlam çoğunlukla onu okuyanın bakış açısıyla yeniden yorumlanır. Yani felsefe aslında bir bakış açısı katar bize. Tabii ki de felsefenin zaten amacı da budur, bir amacı da budur ve değerlendiririz biz felsefi metni. Buraya kocaman bir yıldız eklemişim. Felsefi bir metni okurken bu metnin arkasındaki soru ne olabilir sorusu üzerinde arkadaşlar kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Biz bir önümüze felsefi metin çıktığında diyeceğiz ki acaba bu metnin arkasında filozofumuz bize hangi soruyu sordu, hangi soruyu yanıtlamaya çalıştı ya da sadece hangi soru amacında bize bunu, bu metni yansıttı diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geldik felsefi metnin öğeleri acaba nedir? Tabii ki de arkadaşlar felsefi metinde ilk başta bir problem olmak zorundadır. Bizim bir problemimiz olmazsa felsefi metnimiz zaten çok zor oluşacaktır. Felsefi metnimizin bir diğer ögesi tabii ki de kavramdır. Kavramlardan oluşur felsefe. Eğer siz bir felsefi metin okuyorsanız arkadaşlar ve felsefede bir tık daha düşük olduğunuzu düşünüyorsanız yanınıza bir felsefe sözlüğü alabilirsiniz. Diğer bir kavramımız ise, ögemiz ise tabii ki de iddia olarak karşımıza çıkacak. Buna karşılık olarak hemen yazayım. Bu iddiaya karşı iddiada sunmanız gerekir bu metinde. Çünkü felsefeyi böyle yapabilirsiniz, böyle sunabilirsiniz. Argümanlarla desteklemeniz gerekir. Karşı iddia ve gerekçenizi sunarsınız. Gerekçeden sonra açıklamanızı yaparsınız. Açıklamadan sonra da tabii ki de eleştirilere yer vermeniz gerekir. Felsefi metnin ögeleri bundan oluşmakta. Metin yazarken ve okurken lütfen bu kavramlara dikkat edin. Peki felsefi metin analizi için öneriler. Size şimdi önerilerde bulunacağım. Felsefi bir metni arkadaşlar neye dikkat ederek okumak zorundayım? Tabii ki de kavramlara dikkat ederek okumak zorundayım en başta. Daha demin de dediğim gibi ve problemlere dikkat ederek okumak zorundayım. Çünkü filozoflarımız aslında kavramlarda ve problemlerde saklarlar anlatmak istediklerini. Metnin ögeleri ayrıştırılmalı ve aralarındaki ilişkiyi irdelemelisiniz arkadaşlar. Metnin ana problemi ve bu probleme dair filozofun temel görüşlerini tespit edebilirsiniz ilk aşamada. Sonrasında felsefi metnin ana fikrine yardımcı olan
fikri bulursunuz. Sonrasında ana fikrin yanında bizim için önemli olan burada bir kavram var. Argüman. Argüman nedir hocam diye sorarsanız herhangi bir durumu destekler arkadaşlar filozof. Ya da kanıtlar ya da bunu sözlü olarak dile getirir, yazılı olarak dile getirir. Filozof da değil, felsefi metin yazan herhangi bir kişi bunu yapabilir. Argüman sunmak durumundadır. Eleştiri ve bunlar arasındaki geçişleri siz belirlemek durumundasınız ikinci aşamada felsefi metinde. Peki üçüncü aşamada ne yapmalıyız? Felsefi metini arkadaşlar tabii ki de dilsel yönüyle inceleyeceğiz ve metinde verilen kavramları anlamsal bir şekilde kontrol edeceğiz. Biz dilsel yönünde doğru kullandık mı dili, sonrasında kavramların anlamlarını aslında karşı okuyucuya doğru olarak verebildik mi, anlamları yerinde kullanabildik mi? Bunlara dikkat etmek zorundayız. Filozofun ana probleme ilişkin görüşlerini oluştururken kullandığı önerme, argüman ve akıl yürütmelerin tutarlı olup olmadığına bakılmalıdır. Kocaman bir yıldız koyuyorum. Çünkü eğer çelişiklik varsa bu metinde tabii ki de siz metni okurken hem anlayamazsınız hem de o metni yazan kişi ya da filozof size zaten fikrini anlatamaz da açıklayamaz da arkadaşlar. Geldim 5. ve son aşamama. Metni ve düşünceyi sorgulayarak temel güçlük yaratan şey ortaya çıkarılır. Bunu unutmayın ama şunu da unutmayın, her felsefi metinde de bir sonuç olmak zorunda değildir. Siz sadece temel güçlük yaratan şeyi ortaya çıkarsanız yeterli diyebilirim. Ve geliyorum hemen sonraki slaytıma. Geldim alternatif görüş geliştirme ikinci başlığım. Alternatif görüş nasıl geliştirilir? Hemen bir bakalım. Felsefi üst düzey düşünmedir aslında, değil mi felsefe? Ve her şeyden önce üzerine düşünmedir. Biz bir metni okurken düşünüyoruz ama sonrasında düşüncemizin üzerine düşünüyoruz. Peki biz bunu ne olarak adlandırıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de refleksif düşünce olarak. Felsefenin ta ilk başlara gidersek felsefe neydi? Refleksif düşünmeydi. Yani üzerine düşünmeydi. Filozof üzerine düşündüğü probleme cevaplar arıyor. Konu üzerine düşünmüş diğer filozofların da ilgili metinlerini okuyor aslında. Ve sonra ne yapıyor arkadaşlar? Eleştirel bir düşünmeyle ele alıyor. Bir filozofa bakıyor ne demiş, diğer filozofa bakıyor ne demiş ve sonrasında kendi fikrini üretiyor. Bilgi veya metnin düz okunmasından daha çok her bir bilginin farklı açılardan, farklı ve yollarla okunması lazım arkadaşlar. Çünkü neden? Siz bir felsefi metni düz olarak okursanız siz o metinden çok açıkça söylüyorum hiçbir şey anlamazsınız. Felsefe aslında satır aralarını okumaktır. Lütfen bunu unutmayın. Paragraf aralarında gizlidir felsefe. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Detaylı olarak okumamız gerekiyor. Metnin analizini yapmamız gerekiyor. Sonrasında biz zaten farklı sonuçlara ulaşacağız. Farklı anlamlarda içerikler görerek ve anlayarak diyebilirim. Şimdi geldim sizin karşınıza, sınavlarda ne çıkar, hocalarınız ne sorar? Tabii ki de böyle bir felsefi metinde size bu sorular sorulabilir. Hemen bir bakalım. Okuyalım metnimizi. İnsanlığın bir başka anlamı daha var. Bu anlamın özü şudur. İnsan kendi dışında vardır, kendi dışına çıkarak var olur. Yani ancak dışa atılarak, dışta kendini yitirerek varlaşır, aşkın amaçları kovalayarak var olabilir. Bu yönden alınırsa insan ilerleyiştir, aşıştır, oluştur, ilerlemenin aşmanın göbeğindedir. Nesneleri dahi bu ilerleyişe, bu aşışa, bu alışa göre yakalar. Demek ki insancıl bir evrenden, insancıl öznellik evreninden başka evren yoktur demiş Jean-Paul Sartre Varoluşçuluk adlı eserinde. Şimdi bu felsefi metnimizde bize hangi sorular sorulabilir? Siz metne hangi soruları sorabilirsiniz? Hemen bir bakalım. Alternatif görüş geliştiriyoruz biz şimdi. Metinde geçen felsefi kavramlar nelerdir? Hemen şu 3 soruyu bir yanıtlayalım mesela. Metinde hangi felsefi kavramlar sizin dikkatinizi çekti? Mesela benim insancılık kavramı dikkatimi çekti. Sonrasında öz kavramı dikkatimi çekti. Sonrasında tabii ki de var olmak kavramı çekti. Burada bu soruyu böyle yanıtlayabildim.
Metinde cevaplanmaya çalışan sorular nelerdir arkadaşlar? En başta aslında Jean-Paul Sartre kendi sorusunu sormuş değil mi? İnsancılığın bir başka anlamı daha var. Neyi sormuş? İnsancılığın anlamı nedir diye sormuş aslında değil mi? Ve burada da buradan ne demek istemiş? Demiş ki insan ilerleyiştir demiş. Burada bile çok temel bir soru sormuş. Ne demiş arkadaşlar? İnsan nedir diye sormuş. Bakın böyle yaptığınızda yapboz gibi aslında parçaları birleştirebilirsiniz felsefi metinde. Gelelim üçüncü sorumuza. Bu konuya farklı açıdan bakılabilir mi? Burada ben tabii ki de kendi açımdan bakacağım. Siz de kendi açınızdan bakın. Burada mesela ne demiş? İnsancıl bir evren demiş değil mi? İnsancıl öznellik evreninden başka bir evren yoktur demiş. Ben de diyebilirim ki insancıl evrenden başka evrenler de vardır diyebilirim mesela. Ben bunu kendi görüş açımla bu soruyu böyle yanıtlayabilirim. Farklı açıdan bakabilirim. Felsefi metnimizi bu şekilde okuyarak analiz edebilirsiniz. Size 3 tane örnek soru olarak mesela ve cevap olarak göstermeye çalıştım. Hemen diğer sorularımıza bakalım. Nasıl alternatif görüş geliştirebilirsiniz diye. Metnin kuramsal, yöntemsel veya pratiğe karşılık gelen yenilik veya açılım sağlayan yanları var mı mesela? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok hangi görüş etkiledi? Hangi argümanı etkiledi? Jean-Paul Sartre'nin. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela insancılık hakkında siz ne düşünüyorsunuz bu metinde? Metindeki görüşlerin ve yargıların tümüne katılıyor musunuz? Yaptığınız analiz ve değerlendirmelerin, geliştirdiğiniz yeni fikir, argüman veya çözüm önerilerinin mevcut konuya veya yaşama dair nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Tabii ki de bu sorular üzerine düşünmeniz gereken sorular arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi felsefi metni satır aralarında okuyun. Bunu unutmayın. Geldim üçüncü başlığıma. Felsefi deneme nasıl yazılır? Deneme yazarın herhangi bir konu üzerinde. Deneme nedir? İlk başta buna bakalım tabii ki de. Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, tabii ki de bunu edebiyat dersinizden de bildiğinizi biliyorum. Ne yapıyor? Kendi kişisel görüşlerini anlatıyor değil mi? Tabii ki de kendi kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türü olarak karşımıza çıkacak. Felsefi denemede sorgulayıcı, tutarlı ve sistemli bir yol ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de izlenecek. Sonrasında ileri sürülen görüşler, bakın felsefi denemede ne olmalı arkadaşlar? Tabii ki de temellendirilmelidir. Siz bir felsefi metin yaparken ileri sürdüğünüz görüşleri temellendirmek zorundasınız ve mantıksal olarak da ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? İkna edici olmak zorundasınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin ortaya koyduğunuz fikir eğer temellendirilmezse ve ikna edici olmazsa, sizi o argümanın altını dolduramazsanız bu normal bir metne dönebilir. Yani denemeden de çıkar, felsefeden de çıkar. Onun için temellendirme ve ikna edicilik özelliği çok önemli. Aşamalara geçmeden önce belirteyim. Burada ünlü filozoflarımızın ünlü eserlerinden örnekler verdim. Burada tabii ki de Montaigne denemeler, Francis Bacon denemeler. Burada da tabii ki de John Locke'un eseyleri var. Burada karşımıza çıkacak. Geldim en önemli slaytım diyebilirim. Felsefi denemenin yazımına yönelik öneriler. Bunu lütfen ekran görüntüsü alın. Felsefi bir deneme yazmak için arkadaşlar önce ne yapmam gerekiyor? Atıyorum size şu an hocanız ödev verdi. Felsefi deneme yazın gelin dedi. Ne yapacaksınız? Önce bir ön hazırlık yapacaksınız değil mi? Önce ön hazırlığımızı yaptık. Ne yaptık? Araştırmaya başladık. Acaba hangi konu üzerine yapsam diye değil mi? Tabii ki de ele alınacak problemi tespit ettim. Bu konuyla ilgili ön okumalar yaptım. Tabii ki de ön okuma yapmadan zaten fikir sahibi olamam değil mi? Sonrasında ne yaptım? Gerekli notlarımı aldım. Diğer bir aşamada ele alınan probleme dair ne yapıyorduk? Daha demin açıklamıştık. Argüman vardı değil mi? Argümanımın aşamalarını belirledim. Ben acaba bu argümanı nasıl savunacağım? Bu argümanın altını nasıl dolduracağım? Bununla ilgili taslak bir yazı hazırlamam gerekiyor. Sonraki aşamada ne yapacağım? Bu taslak yazıyı başkaları ile paylaşacağım. Mesela arkadaşlarıma okutacağım. Diyeceğim ki yazımın güçlü yanları var mı? Yazımın zayıf yönleri var mı? Lütfen bakar mısın? Bana bu konuda yardımcı olur musun?
olsun diyebilirim. Sonrasında denemenin taslağı üzerinden araştırmalar derinleştirilerek argümanların temelini sağlamlaştırmam gerekiyor. Burada çok üzerinde durduğumu biliyorum ama önemli arkadaşlar. Argümanların temelini lütfen araştırmalarınızı derinleştirin ve sağlamlaştırın. Çünkü neden? Yazdığınız yazıdaki görüş ve gerekçelerin konuyla ilgili ve mantıksal bir tutarlılık içinde olması argümanlarınızın kolay çürütülmemesi yönüyle çok önemlidir. Çünkü sizin savunduğunuz bir görüşü tabii ki felsefi açıdan düşünün arkadaşlar. Filozoflar zaten ne yaparlar? Bir görüş vardır, karşıt bir görüş vardır. Bu karşıt görüşün bile karşıt görüşü olabilir. Bu görüşleri arkadaşlar zaten birbirleriyle eleştiriler içerisinde yaparak, birbirlerinin düşüncelerini çürüterek ya da doğrulayarak devam ederler değil mi? Onun için biz buna ne diyoruz? Önemli bir madde diyoruz. Argümanlarımızın çürütülmemesi bizim için önemli deneme yazarken. Ne yapıyoruz? Yalın bir dil kullanıyoruz ve tekrarlardan kaçınıyoruz. Yazının anlaşılır olması yönüyle bu madde arkadaşlar çok önemli. Tabii ki de dil bilgisi kurallarına dikkat ediyoruz ve sürekli aynı şeyleri tekrar etmiyoruz. Bu da çok önemli. Atıyorum sürekli varoluş, varoluş, varoluş demiyoruz. Bunun üzerine sürekli durmuyoruz. Son aşamada ne yapıyoruz peki? Denememizde bir başlığımız var mı? Denememizde bir ana problem var mı? Denememizde bir ana fikir var mı? Bunları kontrol etmek zorundayım. Ve ilgili filozoflardan tabii ki de ben alıntılar yapmış olacağım. Çünkü alıntı arkadaşlar korkulacak bir şey değildir. Alıntı aksine sizin doğru bir şekilde kaynakça belirttiğiniz sürece doğru güvenilirliğinizi arttıran ve size güvenilirlik katan bir şeydir. Alıntı, bunu da belirteyim. Son aşamada bunu yapabilirsiniz. Peki hocam illa bizim sonuç olarak sonuç vermek zorunda mıyız? Tabii ki de her felsefi denemede sonuç vermek zorunda değilsiniz. Okuyucuya bırakırsınız. Bırakın okuyucu anlamaya çalışsın. Bu bir felsefi deneme. Ama tabii ki sonuç olursa da daha da güzel olabilir diyebilirim. Ve geldim en son konum olan felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda ben acaba nasıl kullanacağım? Felsefede bir metin incelenirken öncelikle hangi kavram ve problemlerin ele alınacağını saptanır. Biz zaten bunları daha demin öğrendik değil mi? Tabii ki de metindeki akıl yürütmelerin doğru örülüp örülmediğine bakılır. Şimdi ilgileneceğimiz kısım ne? Birazcık da artık mantık kısmına geçelim. Çünkü felsefe mantıkla da ilgilenir. Zaten mantık felsefenin bir dalı. Metindeki akıl yürütmelerin doğru örülmediğine bakmak zorundayız. Felsefenin temel problemlerine geri dönülürse bunların varlık, oluş, bilgi, bilim ve değer problemleri altında toplanmış olduğunu görür. Bunları kategorize ettik. Hemen bakalım. Şimdi size bir metin verildi. Bunun varlıkla ilgili olduğuyla ilgili, yani ontoloji bilimiyle olduğuyla ilgili acaba hangi sorular sorulur size? Eğer derse size varlık nedir? Evrende belirli bir düzen var mıdır? Demek ki burada size, bu metinde, felsefi metinde size varlıkla ilgili arkadaşlar, oluşla ilgili bir soru soruluyordur. Sonrasında doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Bilimsel yöntem nedir? Gibi sorular soruluyorsa size bilgi, bilimle ilgili sorular soruluyordur diyebilirim. Peki evrensel ahlak yasası var mıdır? İyi ve kötü nedir? İdeal bir devlet düzeni var mıdır? Bu soruları da eminim ki hatırlıyorsunuz. Mesela bu ahlak felsefesidir. İdeal bir devlet düzeni var mıdır? Siyaset felsefesi. Geçmiş bilgilerimizi de hatırlayalım. Bu neyle ilgilidir? Tabii ki de değer problemiyle ilgilidir. Bunu kesinlikle unutmayın. Ve geldim şimdi akıl yürütmeyle ilgili kavramlarıma. Demiştim ya mantıkla ilgili kısmımız da var metnimizin. Hemen bir bakalım. Birbiriyle ilişkili önermelerden sonuç çıkarma işlemine ben ne diyorum arkadaşlar? Tabii ki de akıl yürütme diyorum. Ben akıl yürütmeyi ne yapıyorum? İki tane öncül, daha fazla da olabilir, öncüllerden ortak bir sonuç çıkarma işlemine akıl yürütme olarak isimlendiriyorum. Peki yargı bildiren cümleleri ben ne olarak adlandırıyorum arkadaşlar? Tabii ki de önerme olarak adlandırıyorum. Sonraki baloncuğuma bakıyorum. Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi birini ne olarak adlandırıyorum? Tabii ki de öncül olarak adlandırıyorum. Herhangi bir konuda öne sürülen düşüncelerim tabii ki de ne nedir? Benim fikrimdir ya da görüşte diyebilirsiniz.
Genel bir önermeden yola çıkarak tikel veya özel bir sonuç önermesine bakın ne oluyor? Genel bir önermeden yola çıkıyorum. Tikel veya özel bir sonuç önermesine ulaşıyorsam ben ne yapıyorumdur arkadaşlar? Tümden gelim yapıyorumdur. Hemen bunu buraya yazalım. Tümden gelim yapıyorumdur. Özel veya tikel önermelerden bakın şimdi tam tersini yapacağım. Burada genelden özele gidiyordum. Burada da özelden genele gideceğim ve sonuç önermeme ulaşacağım. O zaman bu ne olacak? Tüme varım olarak isimlendirilecek. Özel veya tikel önermeler arasında kurulan bir bağ. Yani nedir bu? Benzeşim olarak karşımıza çıkar. Sonuç önermesine ulaşır. Yani biz ne yapıyoruz? Kurulan bağ ile bir benzeşim kuruyoruz. Bu ne olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar? Tabii ki de analoji olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Lütfen bunu da ekran görüntüsü alın. Bu nedir? Mantık biliminin bize öğrettiği kavramlardan bazılarıdır. Ve metinle ilgisi de felsefenin akıl yürütmeyle olan ilişkileri olarak karşımıza çıkabilir. Ve geldik son slaytımıza. Felsefi akıl yürütme becerilerini bulmaya yönelik önerilerimiz nelermiş? Şimdi bize bir metin verildi. Peki filozofumuz bu metinde mantığı nasıl kullanabilir? Bazı önermelerin içinde birden fazla yargı kullanabilir mesela. Bu durumda metinlerde açık olarak akıl yürütme biçimlerini siz göremeyebilirsiniz arkadaşlar doğal olarak. Bu yargılara dikkat edilerek akıl yürütme aşamalarını siz tespit edebilirsiniz. Yani teker teker bakmanız gerekebilir. Akıl yürütmede bulunurken genel ve özel ifadelere dikkat edilerek aralarındaki akış yönü belirlenir. Daha demin ben size ne demiştim? Genel ve özel ifadelere dikkat etmek. Yani neydi? Genelden özele mi gidiyoruz? Özelden genele mi gidiyoruz? Yani tümden gelim mi yapıyoruz? Tüme varım mı yapıyoruz? Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Filozofumuz ya da yazarımız neyi kullanmış? Analoji yapılırken daha demin de demiştim benzeşim. Genelde gibi, benzer, aralarında fark olsa da gibi ifadeler kullanılıyor. Buna bir örnek verelim. Mesela Aslan Ahmet diyelim. Aslan Ahmet. Ben burada ne yapıyorum? Analoji yapıyorum. Benzeşim yapıyorum. Ne yapıyorum? Ahmet'i aslana benzetiyorum. Ya da burada gibiden örnek verelim. Melek gibi insan diyelim. O zaman ne oluyor? Ben insanı meleğe benzetiyorum. O zaman ne yapıyorum? Analoji yapmış oluyorum. Gelelim üçüncü maddemize. Sonuç önermesinde genelde neler kullanılıyor arkadaşlar? Burada çok madde var. Biz hemen bir bakalım sonuç önermesinde neleri kullanırız biz? O halde böylece genel olarak tüm bütün buna dayanarak o yüzden dolayısıyla öyle ki yani ben artık sonuç önermesinde cevabımı veriyorum değil mi? Yani sonuç olarak ben buna ulaştım diyorum. Ve en son olarak da metnin analizi için izlenen bu basamaklar metnin felsefeyle ilişkisinin çözümlenmesiyle mantıklı bir hale gelecek, anlamlı bir hale bürünecek diyebilirim. Ve geldim konu biterken ne yaptık arkadaşlar? Felsefi metin analizine baktık. Bunun için öneriler verdik. Alternatif görüş geliştirmeye öneriler verdik. Acaba dedik alternatif görüş geliştirmeye bakarken neleri kullanmalıyız dedik. Felsefi deneme yazarken hangi aşamalar geçmeliyiz dedik. Argümanlarımızı hangi aşamalarda kullanmalıyız dedik. Sonrasında felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda acaba dedik. Nasıl kullanmalıyız ve bu kavramlara nasıl dikkat etmeliyiz acaba dedik. Ve karşımızda arkadaşlar ödüllü sorumuz var. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.